inanacağı lider olursa bütün sorunları çözülür. Mustafa Kemal size ölmeyi emrediyorum dediğinde ölüme giden askerlerin çocuklarıyız biz. Biraz önce arkadaşı şehit olmuş. Kendisi de iki adım sonra düşecek. Şehit olacak. Ama gidiyor. Çünkü komutanı ona ölmeyi emretmiş. Her komutana böyle asker nasip olmaz. İnsanımız İstanbul'un ne demek olduğunu bilmese bile hissediyor. İstanbul düşerse Anadolu düşecek. Anadolu düşerse Arap Yarımadası düşecek. Bir tek Müslümanın yaşayacağı toprak parçası kalmayacak. Hele Türkler. Geldikleri yere kadar sürülecek. Bunun için Kürt'ü, Arap'ı, Arnavut'u, Çerkez'i, komutanları ölmeyi emredince ölüyor. Ruslar İstanbul bizim diye çığlık attığı için, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar İstanbul'u paramparça edeceği için. Yunanlılar İstanbul zaten bizimdi dediği için insanımız şehit oluyor. Bugün ölme vakti değil. Buradaki ecdadımız bizim için öldü. Bin kere öldü. Vakit artık mücadele etme vakti. Düştüğümüz yerden kalkma vakti. Sahipsiz bıraktıklarımızın alemdarı olma vakti. Yenilgi yenilgi büyüyen zaferlerden bizatihi zaferlere geçme vakti. Ezilmişlikten, sinmişlikten, korkmuşluktan kurtulma vakti. Biz büyük bir milletiz. Bunu yeniden idrak etme vakti. Artık Hakk'ın vaat ettiği günler doğdu. Bugünlerin hakkını verme vakti. Bütün dünya bizi yenemeyeceğini biliyor. O yüzden üstümüze askerlerini yollamıyor. İçimizden asker devşiriyor. Bizimle böyle mücadele ediyor. İnsanın inanası gelmiyor. Ama en çok bu topraklarda ajanlar boşuna cirit atmıyor. Bizi birazcık boşlasalar başlarına gelecekleri biliyorlar. Şu Heda gövdesi bir baksana. Dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar.